Hocam vallahi çok hoş olmuştu. O hoşumuza gidiyor da ama vallahi bu ders benim şey ilgimi pek çekmedi. O hoşumuza pek gitmez yani. Bu meyveler benim ile gösteriliyor. Demek bir meziyetim var. Hayır diyor. Haşa. Meziyetin yok. E onların içinde niye farklıyım ben? Belki herkesten evvel sana verildi. Çünkü herkesten ziyade sen muflis ve muhtaç ve mütelim olduğundan en evvel senin eline verildi. Peki onların ihtiyacı yok muydu? Sen fark ettin. Yani üzerimizdeki nimetler hep onundur. Gurur yaparak onun kıymetini düşürüyoruz. Nakıs yapıyoruz. Noksanlaştırıyoruz. Yani yapıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Bismillahirrahmanirrahim. La tahsaben-nelezine yafrahuuna bima ataw ve yuhibbuuna an yuhmedu bima lam kafelu. Fala tahsabennhum bima fazatim min al-azabi ve lehum azabun elim. Sadakallahu'l-azim. Ali İmran'da geçiyor 188. ayet. Şimdi bu mevzu tahtisi nimet, tevazu ve küfrani nimet. Yani nasıl tefrik edilecek, ee, üzerindeki Cenab-ı Hakk'ın nimetlerini nasıl yorumlamak gerekiyor? Genel yani, genel bir kaydeden bahsedecek. Her yerde evde kullanılır, kendi aramızda kullanırız. Diyor ki, mevzuyla alakalı sorabilirsiniz. Yani katılımcı olabilirsiniz. Ey Fahre Meftun, şöhrete müptela, methe düşkün, hod binlikte bihemta sersem nefsim. Nefsi tanımladı. Nefsin özelliği fahre. Fahir nedir? Gururlanmak yani okşanmayı çok sevmek. Gurur değildi biraz da böyle met edilmeyi. Met edilmeyi çok seviyor. Başka şöhrete müptela böyle bir yapısı var. Hepimizde bu var yani. Hepimizin derdi aynı. Sonra Mete düşkün. Devam takdir edilmek ister. Mesela evde de öyle. Kuru fasulyeyi takdir ettin. Pilavı da takdir edeceksin. Tek tek. Genel toptancılık yok yani. Eline sağlık çok iyi oldu değil. Tek tek. Böyledir. İş yerinde de böyledir. Tek tek takdir edeceksin. Çünkü niye tek tek? E tek tek yapıldı bu yemek. Yani toptan yapılmadı ki. Hot binlikte bir hemta sersem nefsim. hotbin ne demek? Yani pergeli kendisine koymuş. Kendisini beğeniyor. Yani burada... Psikoloji dersi ya bu. Sistem böyle üçe ayırıyoruz. Benim nefsim, benim ruhum, bunların arkasında olan, onaylayıp reddeden bir sistem. Ben olan ben. Üç taneyiz. Benim nefsim, benim ruhum, ben olan ben. Benim nefsim yani misal olursa devamlı verdiğimiz odundaki duman gibi. Odundaki nur da ruh gibi. Ama hep bunların arkasında insan vücudu olmayan, vehmi bir vücudu olan, fakat her şeyi sahiplenen bir sistem. insan. Nefisin yapısına bu. Bir, meftundur. Fahre meftundur. Şöhrete müpteladır. Mete düşkündür. Hot binlikte kendini merkeze koyup öyle yorumlamak daha. Bir Bihemta. Yani hiçbir yerde yok. Hiç, hiçbir yerde yok böyle bir şeye. Hep, hep ben. Sersem nefsim. Eğer binler meyve veren, incirin menşei olan küçücük bir çekirdeği ve yüz salkım ona takılan üzümün siyah kurucuk çubuğu bütün o meyveleri o salkımları kendi hünerleri olduğu ve onlardan istifade edenler o çubuğa o çekirdeğe met ve hürmet etmek lazım olduğu hak bir dava ise mesela bir kuru çubuk işte. Kışın kuru çubuk ona malum salkımlar takılmış. Oradan rızıklar akıyor. Şimdi bu üzümü biz aldıktan sonra onu met etmek, hürmet etmek lazım mı böyle? Selam durmak. <laughs> Gerekiyor mu? İstersen sebebe teşekkür et diyor. Bu hak bir davamıdır, değildir. Eğer ise diyor bu çubuğa Hürmet etmek, takdir etmek, onu oradan bilmek, çubuktan bilmek. Doğru ise senin dahi sana yüklenen nimetler için fahre, gurura belki bir hakkın var. Serdar senin de benim de kuru çubuk gibiyiz. Yani üzerimizdeki nimetler hep onundur. Zaten sahipleniyoruz da onun belasını çekiyoruz. Halbuki sen daima zemme mustahaksın. Daima insan kötülenmeye, aşağılanmaya. Niçin? Ya böyle hep sahip çıkıyor da ondan. Aslında vastalık olduğunu, ya yani mesela borular gibi böyle su geçiyor ya, vastadır. Yani suyun kaynağı boru değil ki, oradan geçiyor. Met etmek değil, vesileli kadar değer vermek lazım. Senin dahi sana yüklenen nimetler için, üzüm asmasına yüklenen gibi, fahre gurura belki bir hakkın var. Halbuki sen daima zemme mustaks. Zira o çekirdek ve o çubuk gibi değilsin senin bir cüzi ihtiyarın bulunmakla o nimetlerin kıymetlerini fahrin ile tenkis ediyorsun. Yani çubuğun gurur ve enaneti yok. Gösterildiğini aynen yani verildiğini aynen gösteriyor. Biz ise ona bir sürü kılıflar uyduruyoruz. Yani kaynak biz yapıyoruz. kaynak bizim iş gibi takdim ediyoruz. Ta, zekatını, sadakasını verirken ile içine kendimizi koyuyoruz. Yani şunu kastediyor. Günü birinde Zeytinburnu'nda Fethi abi Zeytinburnu'nu bilir ha şeyde Suat orada. Zeytinburnu'nda birisi geldi. Altıncı kata geldi. Elinde poşet elma. Bir sürü katları geçti. Bizim kata geldi. To altı kata kata geldi. Dedi ki Hasan hocasın bunu sana getirdim dedi. O poşeti koydu. Gerçi ders yapıyoruz. İyi. Efendim. Sonra oturdu. Bak onu sana getirdim ha dedi. Ne var orada dedim. Elma vardı. Getir bakayım dedi. Getir. 5-6 tane enfusi arkadaşlar da var ya. Elma abi. Aç boşu Allah Allah. Elma yok burada. Nasıl bu elma abi? İçinde kan var dedim ya burada. Nasıl kan var? Sen varsın. Keşke bunun içinde olmasaydın. Bunu dedim al git aşağıda. Kimsenin bilmediği senden geldi mi diye dedi. Git dedim. Ark aşağıdaki karabala ikram et. Bunun için murdardır. Bunun içinde insan var. İnsan eti yenmez. Kendini koydun içine. Murdar bu. insan eti var orada. Hiç unutmuyor. Ya. İçine kendimizi koyuyoruz. İçine kendimizi koyduk mu o murdar oluyor. Yenmiyor. İnsan eti yenmez ki. Bak ne diyor? Daima zemme mustaaksın. Yani getirdim. Ya getirdin. Sana getirdim. Bana getirmedin yani. Senin ihtiyacın var. O ondan bahsederken aslında biz böyleyiz kısmına. Evde. Gözüne dursun. Gözüne ayağına bak bu kadar şey yapıyorum. Lazıfen vazifen ya. Evde eve sahiplenmek vazifen yani. Daima insan zemme mustaksın. Zira o çekirdek, o çubuk gibi değilsin. Senin bir cüz ihtiyanı bulunmakla o nimetlerin kıymetlerini fahrin ile tenkis ediyorsun. Yani onunla fahlanarak yani gurur yaparak onun kıymetini düşürüyorsun. Nakıs yapıyoruz. Noksanlaştırıyoruz. Yani yapıyoruz. Gururun ile tahrip ediyorsun. Fahr ne demek Mustafa? Fahrin ile övülmek. Övülmekle övülmek ne yapıyor? Tenkis ediyor. Ne, ne, ne demek o? Nasıl yani bir insan Fahri'yle nasıl noksanlaşır? E, almadı ki. Kıymetsiz, yapıyor. Kıymetsiz yapıyor. Elma'ya gelecek takdiri kendisine çevirmeye çalışıyor. Abi. Evet. Elma'nın sahibine verilecek takdiri kendisine çevirmeye çalışıyor. Yani elma ile Allah iltifatını bize gösteriyor. Değil mi? Öyle. Allah onunla ben seni biliyorum. Nereden biliyoruz Allah bizi biliyor? Bildiğini nimetleriyle bildiriyor. O elma ile Allah'a muhabbetini, elma ile muhabbeti kendisine dönüyor. Değil mi? O zaman nakıs yapıyor. Fahrın ile tenkis ediyorsun. Nakıs yapıyorsun. Aksi maksadından çıkarıyorsun. Gururunla gurur ne yapar? Tahrip eder. Fahir ile fahir neydi? Övünmekle azaltıyoruz. Gurur ile tahrip ediyoruz. Bu psikoloji bir yapı bu. Gurur ne yapar? Tahrip eder. Övünmek ne yapar? Noksanlaştırır. Yani kendini övdükçe azalıyor. Yani azaltıyorsun kendini mesela. Ben var ya şöyle arabayı tamir ettim. Ben arabayı şöyle kullanıyorum. Hele avcıların yanına oturma böyle. Şöyle vururum, böyle vurdum. Yani hep konuştukça azalıyor. Yani fahrin ile tenkis ediyorsun. Gurur ile tahrip ediyorsun. Küfranın ile iptal ediyorsun. Küfran. Küfran nedir? Nankörlük. Üz nankörlük yapmak, örtmek. Ve temellük gasp ediyorsun. Temellük benim benim diyor. Neyi senin ya? Ney benim? Şu vücudun hangisi bizim? iktidarımız da olmuş yani. Hangi organ? Karaciğer mi? Böbrek, dalak, hiçbirisi ya. Ya acayip bir şey haldeyiz ha biz. Yani o kadar hoşuma gitti ki bu mektubattan da bir yer okuyacağım. Küfranınla iptal ediyorsun, temellükle gasp ediyorsun. Senin vazifen fahir değil, şükürdür. Senin yani vazifen fahir değil, şükürdür. <laughs> bu ders niye bizi biraz yumuşattı böyle? Fikir hareketi yaptırmadı. Seyrediyorum da. Niye fikir, cevelan, diğer dersler gibi hareketlilik olmadı? Hissi bir ders de ondan. Hissi bir ders. içsel bir ders. Mesela Kur'an'da birbirine içine girmiş ayetler var. O sıkıntılı ayet. Yani sıkıntıyı bizi, bizim sıkıntılarımızı tarif ediyor. Açık ayetler var. Bir tanesi ihlasla, bir tanesi de ...inna inayla, bir tane de ile anlatıyor İhlas suresiyle. O açık olan, açık hislerimizi anlatıyor. Bir derse gittiğimiz zaman, okuduğumuz zaman fikir hareket yoksa hissidir. Bizi böyle mayıştırır. Çünkü direkt adama darbe vuruyor. Akıl olsa hareketli olur. O zaman şeytan bir derece kendini kenara koyuyor. Şimdi adama direkt vuruyor bu ders. Onun için biraz böyle <laughs> İbrahim, nötr gibi durumumuz var. Hakikaten ben de bu münazarada Yeni sahip nefsini bu derece ilzam ve iskat etmesini çok beğendim ve bin barakallah dedim. E ama bin barakallah dedik ama biz niye böyle sıkıntılıyız? <laughs> böyle şey yapıyor. Çünkü direkt adama vuruyor. Hani akli bir ders değil bu bu akşamki ders. Hissi ders. Mesela psikoloji diyor ki fahr etmek Övünmeyle ile noksanlaştırıyoruz. Aklı bir şey mi? Tam tersine gurur ile tahrip ediyorsun. Küfranınla yani sahiplenmekle iptal ediyorsun. Mülk edilmekle gasp ediyoruz. Hırsız oluyoruz. Ben diyoruz. Neysen ya. Nabzına sahip olmayan bir insan neyine sahip olacak ya? Tansiyonuna, nabzına sahip değil ya. insan. Onun için bizi mayıştırmasının sebebi hissi bir derste ondan. Sonra senin vazifen fahir değil şükürdür. Sana layık olan şöhret değil tevazudur, hacalettir yani. Utanmadır yani Allah'ın tövbe yani koskoca Allah diyeceğim ama beşerli ifade. Sonsuz bir Allah ona karşı böyle insan utanmak lazım ya. Yani hepimizin derdi yani. O fıkralardan verilen nimetleri diyorum şükür olarak gördü ya yaptığın hizmetleri oldu ki ikinci ölçüde falan. <laughs> bu şeyde bu burada kim izliyorsun? <laughs> Kader isalesin ha. <laughs> <laughs> evet. Yaptığın hizmetleri daha sana verilen nimetlere şükür olarak gördü. Ya. ya. Öyle sana düşen şükürdür diye ama fahir de şükürdür. <laughs> şükürdür. Acayip bir şey. Senin vazifen fahir değil şükürdür. Sana layık olan şöhret değil tevazudur. Hacalettir. Yani utanmak gerekiyor Allah'a karşı. Yani bu benim mi yani? Bunun neresi benim yani bu elin? Nesine sahibim ben? Nesine sahibim? Felç olunca kullanabiliyor muyuz? Yani nesi benim yani? He Fatih. Yani hiç. Acayip bir şey. Ee, biz zaten onun belasını nasıl çekiyoruz? Bu bedene ben dediğimiz için depremden ölüm korkusu sardı bizi. Bedene ben diyoruz ya bu benim ya. Ölünce bu ben olunca bu nereye gidecek ölünce? Toprağa. Toprağa biz de gidiyoruz bununla beraber. Bir gidiyoruz böyle uf üstümüzde perdelikler var. Göz görmeyecek. Tahtalar konacak. Orada ne yapılacak? Akıl orada, göz orada, ayak orada kullanamayacağız. Göz var kullanamayacağız. Kulak var kullanılmayacak. İşte niye böyle girdik? Bedene biz dediğimiz için. Bedene ben dediğimden oluyor cezası. Mülk olarak verseydi diye bize bıraktı. Böylece hiçbir resmin bize Evet. Hiçbirisi nereye? Bu şu tırnağını sen mi uzatıyorsun? Parmaklarını sen mi şey yapıyorsun? Bizim hoca derdi ki elin hareketlerine bakılarak diyor iş makineleri yapılmış. Böyle yaptı bana. Sen devam getirme dedi. Ben de dedim diyecek, diyecektim. Zaten göz için söylemiştim önceki derste. Hocamız dedi ki e, F-16'ların radar sistemi Kartal'ın gözüne bakılarak yapıldı dedi de. Ben de dedim, dedim ki kartalın gözünü yapan nereye baktı hocam dedim. <laughs> Döndü. Hasan dedi ya ders işliyoruz dedi. Ben de bir şey demedim hocam. Şimdi ele bakılarak dedi iş makineler yapıldı ya. Döndü Hasan dur. Yani bu makine, buna bakılarak bunu yapan nereye bakmış? Bak makineler tutuyorsun, kaldırıyorsun, bırakıyorsun, alıyorsun. Çok tuhaf ya. Neresi bizim ya? Yani bazen şöyle düşünün. Allah varken hiçbir şey yoktu. Hadi biraz akıl hareketi yaptıralım. Mekan yok, zaman yok, madde yok, mukayese yok, taklit yok, nümüne yok, misal yok, deneme yanılma yok. Bu insan nasıl hatırına geldi böyle böbrek yapayım, taşlar yuvarlansın, taş yapayım, yağmur olsun. Yani hiçbir şey yokken ya bulut nasıl hatıra gelir ya? Bulut yapmak, yağmur yapmak, ağaçtan limonları çıkartmak böyle bir tuhaf sistem olur mu ya? Et konuşacak, et düşünecek, et ağlayacak yani biz. Böyle bir şey olur mu? Allah Bunun nezisi de benim ya. Hangisine oturuyoruz? Senin hakkın medih değil, istiğfardır, nedamettir. Ademi vücutları, günahları vücuda dönüştürme sistemine tövbe deniliyor. Olabilirdim, olamadım ama olduklarımla fark ettim. Ya Rabbi olmuş gibi bana o ihtimalleri, o vücutları da bana ver Nın adı da istiğfar. Ondan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her gün 70 defa tövbe değil, istiğfar edermiş. İstiğfar günahların değil, vücutların e, çıkmasının sistemidir. Ondan burada da kullanıyor. Senin hakkın meti değil, istiğfardır, nedamettir. Yani sana adam namazı kılmadı. Adem'in fiil, kazasını yaptığı zaman. O Adem'den fiile çıkıyor. Vücuda çıkıyor. Evet, kurtarıyor. Allah razı olsun. İyi misal ver oruç borcu var. Adem'e gitti. Mesela diyelim ki sabah namazını kılmadı, öğleni kıldı. E, yatsıdan öğlene kadar bütün o saat aldığı nefesler, bütün organlar hepsi Adem'e gitti. Sabah namazını kaza ederse o vücuda dönüşüyor. Yalnız feyzinden, nurundan, sevabından mahrumsun ama borcunu ödedin. Ama hesap da sorulacak tabii. Ama Adem'den vücuda çıktı. Bunun adı tövbedir. Devam ediyorum. Senin kemalin hodbinlik değil, huda binliktedir. İnsan ne kadar kemal sahibi? Nefis perestlik değil. Allah, Allah esas alırsa hayatına huda bin olursa, o merkezde yorumlarsa ne demek? Tarafgirliğini, dostunu, düşmanını, işini, arkadaşını, evlenmesini buna göre yaparsa kemal bulur. Yoksa belasını çekiyoruz. Ya ne olacak diyor. Sanki tarafgirliğine Allah karışmıyor. Gidiyor adam. Allah düşmanına taraftar oluyor. Gidiyor. E, vallahi, ısındım diyor. Bundan şey aldım diyor. Elektrik dini var mı? Namazı var mı? Mazisi, soyu sopu nasıl bakmadan paldır küldür evleniyor. Allah Resulü de diyor ki aleyhissalatü vesselam şöyle şöyle evlenin. Ama böyle olmazsa hayrını göremezsin. İşte diyor ki bunu geçmeyelim diye söylüyorum. Yani kemalini hayattaki güzel yaşantını hodbinlikte değil. Ben merkezli yorumlayarak, ben merkezli düşünüp tarafgirliklerle bu olmaz. Huda binliktedir. Merkezi Allah koyup yapmak lazım. Dostunu da öyle yapmak lazım. Allah'ın düşmanını dost edindin mi? Altı tane iman esasının hiçbir anlamı yok. Hepsi yok oluyor. Çarpı sıfır. El hubbu fillah vel bu'zu filla. Allah'ın düşmanını dost edindin mi? Allah'a iman, peygamber iman hiç anlamı ifade etmiyor. Feveylül lil musallin. Ellezinehum an salatihim saun. O namaz kılanlara yazıklar olsun diyor. O namaz diyor. değil yani. Ama kıldı. Hiç anlamı ifade etmiyor. Koca fabrikayı kurdun ama elektrik yok. Tarafgirlik böyledir. Ya Kim ne tarafa meylederse o, o millettendir. Onlardandır. Huda binlik o yani. Kemalini huda binliktedir. Ben merkezli düşünmeyeceğiz kardeşim. Biz mi, ben merkezli mi kurdum şu kainatı? Ben mi kurdum? Bu vücudun sahibi ben miyim? Bu kalbin sahibi ben miyim ki? Bunun tarafgirliğini, kıblesini ben tayin edeceğim. Evet senin benim cismimde alemimdeki tabiata benzersin. İkiniz hayrı kabul etmek şerre merci olmak için yaratılmışsınız. Yani fail ve mastar değilsiniz. Belki munfail ve mahasınız. Yani insanın nefsi şerre kabul ediyor. Şerre merci olacak. Yani şerri insanın nefsi istiyor. Hayrı kim istiyor? Rahmet ilahi istiyor. Kudreti Rabbani halk ediyor. Yani bir hayır yapmak için düşünebiliyor musun? Benim olması için, namaz kılmam için hayır diyelim. Ayağa kalkmam lazım, böbrek lazım. Ya bugün edilemazrafa bakın ya. Bugün biz edilemez. Güneşi düşünün. Lamba ve soba yapmış. Yağmuru düşünün. Bugün aldığımız nefesi düşünün. Bugünkü karaciğer, böbrek, dalak kan hareketleri. 5 dakikada 5 litre kan temizlendi. Günde 2 defa diyalize giren var ya. Ha haftada 1 defa gir. Diyalize girmedik. Var mı diyalize elini kaldırsın? Diyalize giren var mı? Diyalize. Çok şükür kimse yok. Niçin? Diyaliz sistemi çalışıyordu ondan. Diyaliz sistemi arza olsaydı diyalize girecektik. Yani fıtri yani. Bak ne kadar. Edilen masrafa bak şimdi. Bugün edilemez. Nefes ya. Demek ki iyilikler isteyen rahmet ilahi. Halk eden kudreti Rabbani. Önümüze koyuyor. Zaten nehir akıyor. Biz yalnız onaylıyoruz ya. Bir şey yaptığımız yok ki. Önümüze koyuyor cenab bak bizim dışımızdaki hadiseleri, az seçimleri, seçimleri geliyor. Bizim dışımızda tarafkir oluyoruz. Şey, tercih ediyoruz, takdir etmiyoruz. Efendim sebep sevap alıyoruz. Çünkü ya Rab, buradaki ben durumum senin düşmanına göre ben ayarlıyor. Kendi bir sürü şeylerim var. Çıkarlar var, şunlar var. Hayır, hepsine vazgeçiyorum. Yani her şeyde Cenab-ı Hakk'ı belirliyoruz. Fail ve mastar değilsiniz. Belki mufail ve masınız. Yalnız bir tesiriniz var. O da Hayrı mutlaktan gelen hayrı güzel bir surette kabul etmememizden evet şerre sebep olmanızdır. Yani mesela namaz vakti geldi. Şeri nasıl yapıyoruz? Şer bir şey yapmıyoruz. Yapmamız gerekeni yapmamakla yapıyoruz. Oruç Ramazan geliyor. İnşallah burada teravihler kılınacak. E demek ki yapman gerekeni yapmayınca otomatik şer yapıyoruz. Şer oluyor. Ta güzelliği görülmeyen zahiri çirkinlikler size isnat edilip zatı zatı mukaddesi ilayenin tenzine vesile olasınız. Halbuki bütün bütün vazifeyi fıtratınıza zıt bir suret giymişsiniz. Kabiliyetsizliğinizden hayrı şere kalbettiğiniz halde halikinizle güya iştirak edersiniz. Yani kabiletle şer nedir? istidat sonsuz yazılım insanın yazılımı kabil nedir kabil olmak bardak kazan maşapa ile ona istidadı dışarıya çıkartmak için kap kullanmak kabil kap olmak İstidat ne kadar sonsuz işte kabiletsizliğimiz kapı kullanmıyoruz nehir akıyor ama nehri elimizi sokuyoruz elimizde bir şey durmuyor ki kap koysaydık kabilet bu işte sonsuz istidadı muayyen kabiletler bunu muayenleştiriyor. Demek nefis perest, tabiat perest gayet ahmak ve gayet zalimdir. Hem demek ki ben mazarım, güzele mazar ise güzelleşir. Yani demek ki ben efendim buraya gelmeyle akaten bir meziyetim var. Benim bir tarafım olmasa da baksana bu kadar cemiyette o kadar insanları aşarak buraya geldim. Deme diyor niye? Zira Temesül etmediğinden, temesül etmediğinden mazar değil, memel olursun. Yani e, onur bize geliyor güneş. Yansıtıcı bir aynamız olursa onu gösterir. Ama yansıtıcı yoksa yutar onu. Memel ne demek? Su borusu gibidir. Su oradan geçer. Oradan gelir su ama suya bir methali yok. Suyun kaynağı değil. İyilikler işte insan eliyle böyle geliyor. Buğday ekiyor ve şunu bunu yapıyor. Su borusu gibi suyun gelmesine vasıta oluyor ama kendisi o nimetin kaynağı dem değil. Hem demek ki halk içinde ben intihap edildim. Hani halk içinde bu kadar kişi var. Hangi şeyden geliyordun sen? Hasköy'den mi? Bizim Hasköy'den. Çocukluğum yerimden geliyoruz E şimdi o kadar insanların içinde geldin. O kadar. Yani insan der ki vay ben bunların içinde tercih edildim. Olan baya adamım da yani. Oradan beri geldim. Bunu deme diyor. Niye? Bu meyveler benim ile gösteriliyor. Demek bir meziyetim var. Hayır diyor. Haşa. Meziyetin yok. E onların içinde niye farklıyım ben? Belki herkesten evvel sana verildi. Çünkü herkesten ziyade sen muflis ve muhtaç ve mutelim olduğundan en evvel senin eline verildi. Peki onların ihtiyacı yok muydu? Sen fark ettin o kendisinden haberi yok ki ihtiyacını fark etsin. Sen kendini fark ettiğin için ihtiyacına da ihtiyaç hissettiğinden buradasın. Farkındalık kadar eylem olur. Ne kadar fark edersek kendimize o kadar anlam yükleriz. Farkındalığımız kadar mesela acizliğimizi bildiğimiz kadar Allah ihtiyaç olur. Fakirliğimizi bildiğimiz kadar ahiret ihtiyaç olur. Bu kadar insanlar içerisinde Suat bizi niye getirdi? en evvel biz muhtaçtık. Biz muflistik. Onlar peki muhtaç değil mi? Onlar yaşadığını farkında değil. Çoğu insan sokakta yaşadığını zannediyor. Yaşa, yaşadığını farkında değil biliyor musunuz? Sorsan yaşadığını farkında değil. Haşiye hakikaten ben de bu münazarada yeni Said nefsini bu derece ilzam ve iskat etmesini çok beğendim. Ve bin barakallah dedim. Şimdi bir e, örnek veriyor. Gururdan tamam da hiçbir tabii şeyimiz yok ya. Hiçbir güzelliğimiz mi yok? Hep yani madem yani hiçbir tarafımız yok, hiçbir şey almayacak mıyız? Gibi insanın hatırına gelen sorular var. Şimdi mektubat 369 şu misal çok güzel bir misaldır. Biraz ağır gelmiştir böyle, yumuşatmıştır ama şimdiki misal biraz bizi toparlar inşallah. Söyledim böyle bizi yumuşatmasının sebebi hissi bir dersti de ondan. Dördüncü sebep. Bazen tevazu, küfrani nimeti istizam ediyor. Belki küfran nimet olur. Bazen tevazı yapacağım diye üzerimizdeki nimeti inkar ettiriyor. Estağfurullah canım. Yani hocam vallahi çok hoş olmuştu. O hoşumuza gidiyor da ama ya vallahi bu ders benim şey ilgimi pek çekmedi. O hoşumuza pek gitmez yani. Evde de öyle yani. Vallahi bu yemek çok güzel. E, bütün yemekler güzeldir. Çünkü emek olan her şey güzeldir. Bugün iştahım olmayabilir. Şimdi tevazu estağfurullah yani ben ben nerede bu mana nerede dersen küfran nimet oluyor. Üzerimdeki nimet inkar oluyor. Bazen de tahtisi nimet iftihar olur. Yani insanlara teşekkür etmeyi bilmeyen Allah'a şükretmez. Allah'a da şükür etmek için ve emme bi nimeti rabbike feheddis. Rabb'inin nimetini şükür için tadat et. Şükür yapmak için söylüyoruz Cenab-ı Hak böyle böyle elhamdülillah. ...çıkarttı mesela Hasköy'den. Niye çıkarttı? Bak ga gayrimüteşir, ezberden söyleyeceğim. Bakayım becerebilecek miyim? Başıboş ve gayetsiz bir gençliğin içinden çekip çıkartan... ...dalalet ve gaflet karanlıklarındayken nuru kuranı gösteren... ...hadisatın dağlar varı dalgaları içinde... ...saili selamete çıkartan ey Risale-i Nur... ...sana vücudumu nasıl feda etmeyeyim? Bak gaflet ve dalalet karanlıklarındayken nuru Kur'an'ı gösteren, başıboş ve gayesiz bir gençliğin içinden dedi ki sana gel buraya. Senin yerin burası. Nimet değil mi? E bunu söyleyince de e, tahtisi nimet bazen de iftihar oluyor. Te, yani söyleyince iftihar oluyor. Yok deyince küfran nimet oluyor. Ne yapayım bu kardeşim? Nasıl yapayım? Hem burayı incitmeyeyim hem burayı incitmeyeyim hem de bana da hisse olsun yani. Şimdi ona geliyor. Serdar ol, anlaşılıyor değil mi? Yani tevazu yapacağım diye nimet inkar ediyoruz. Allah'ın nimetini tadat edeyim diye fahir oluyor bu sefer. İkisi de zarardır. Bunun çare yeganesi ki nerede bakayım ne demek bu ikisi de olmasın. Ne küfrani nimet çıksın yani küfrani nimet nimeti inkar olmasın. Estağfurullah küfrani nimet çıkmasın üzerindeki nimeti koruyacaksın ama fahir de olmasın. İnkar da etmeyeceksin. Buna ait güzel bir misal veriyor usta. Ne de iftihar olsun. Meziyet ve kemalatları ikrar edip, yani evet üzerimizde nimetler var. Çok şükür. Bak, başıboş ve gaysiz gençliğin içerisinden pendikten, maltebeden çekip çıkarttı. Saf olması lazım bu adam. Pendikten niye geliyor? Bu kadar benzin harcıyor. E, bu kadar yerden geliyorsunuz. E, demek ki bir meziyetim var ki Allah gösteriyor. Deyince o zaman fahir oluyor. Yok benim bir şeyim yoksa cebir oluyor. O da olmuyor. Onu da ifade edeceğiz diyor. Meziyet ve kemalatları ikrar edip tamam bunlar var bizde. Fakat temelük etmeyerek mal olarak kendime ait olarak demeyeceğiz. Münimi hakikinin yani hakiki nimet sahibinin eseri inamı olarak göstermektir. Yani Allah'ın ben evet bu nimet var. Çok şükür. Allah bu namazı bana nasip etti. Ha farzlarda vaciplerde riya girmez. Hatta ilan edilir. Kastamonu'da da söyler. Orada en enanet girmez böyle namaz kılmak caddede şey olur, enanet olur. Bunu da çok soruyorlar. Farzlarda, vaciplerde bir de şairi İslami ihya etmekte riya girmez. Sarık, cüppe, tesettür, çarşaf. Hani bazıları diyor ya öyle gittiğin zaman böyle bir dini kol da var ya yani, böyle bir grup var. Gittiğiniz yerde diyor şöyle giyiniyorlarsa diyor, siz de diyor orada tesettür işte çarşafı böyle kullan, giymeyin, şöyle yapın. Orada enaniyet olur diyor. Çok acayip acayip yani topluma göre şekil aldırıyor. Demek ki münimi hakiki nimetler var ama bu nimetlerin sahibi o hakiki o eseri inami olarak yani onun nimeti üzerinde olduğunu göstermektir. Mesela şimdi örnek veriyor yani gurur olmasın, küfranın nimeti olmasın. Nimet'i inkar etmeyeyim ama iftihar da olmasın. Ona ait bir örnek. İyi misiniz? Böyle bir canlılık var değil mi yani? Bu misali beraber işleyelim. Nasıl ki murassa süslü ve müzeyyen bir elbise-i fahireyi. Yani sanatlı, süslü bir elbise-i fahire. Yani herkesten farklı iftihar edebileceğin bir elbiseyi. Biri sana... Giydirse. Yani sanatlı ve süslü. Elbiseyi fahire. Yani insan hoşuna gidecek, iftihar edecek. Bir elbiseyi sana birisi giydirse ve onunla çok güzelleşsen birileri dese ki hak sana dese ki Mehmet kardeş maşallah çok güzelsin çok güzelleştin elbiseyi giydirdik. Oo ne yakıştı ya. Oğlum bayağı adam oldun ha. bayağı güzelleştin hoş oldun dese sen de sen eğer sen tevazu karane desen haşa ben neyim? Hiç. Bu nedir yani? Nerede güzellik? O zaman o vakit küfran nimet olur. Yok canım. Neresi güzellik ya? Öyle diyorsun. Ben sana diyorum ki bak ne kadar güzel yakıştı ya. Ne kadar hoş oldu. Bak tam oturdum. Böyle adam bak gözüküyor. Biz de güya tevazu yapacağız. Estağfurullah ya. Neresi ya bu nimet ya? Olur mu falan desek. ne, ne etmiş oluyor? küfrani nimet olur. Ve hülleyi sana giydirene mahir sanatkara karşı hürmetsizlik olur. O tiki tarzda da o elbiseyi sana giydiren terzi de seyretse. Onu sana giydiren sana ona terbiyesizlik olmaz mı? Yok canım bu elbise nerede ya? Güzellik nerede? Ben nerede? Desen küfran nimet olur. O adama da hakaret olur. Adam ne kadar özendi. Arkadaşlar bunu hem psikolojide, içsel alemimizde kullanacağız hem evde kullanacağız. Yani Allah'ın bize ihsan ettiği nimeti eylemsel göstereceğiz. Küfrani nimet ve iftihar olmaması. Ona uygulayacağız inşallah. O zaman o vakit küfrani nimet olur ve hülle elbiseyi sana giydiren mahir sanatkara karşı hürmetsizlik olur. Eğer müftirane desen şimdi ikinci yol. Evet ben çok güzelim. Benimki güzel nerede? Ha, güzel ama güzel adama yakışır canım. Benim gibi adamları nerede bulacaksın yani? Tabii ki benim gibi birisini gösteriniz dese o vakit mağrurane bir fahirdir ataman. Mağrurane, gurur yani böyle bir <laughs> beğenmek olur. İkisi de olmadı. İşte fahirden gururdan küfradan, küfrandan nimeti reddetmekten yok estağfurullah de. Kurtulmak için demeli ki evet ben güzelleştim. Bu elbiseyle güzelleştim. Fakat güzellik libasındır. Libas beni böyle getirdi. Dolayısıyla o libası bana giydirenindir. Benim değildir. Evet bende bir güzellik var. O güzellik libas. Dolayısıyla libası bana giydirene ait. İşte bunun gibi ben de sesim yetişse bütün küre arza bağırarak derim ki sözler Risale'nin külliyatı güzeldirler. Hakikattırlar fakat benim değiller. Ve ma madahtu Muhammeden bi makaleti velakin lakin madahtu makaleti bi Muhammed aleyhissalatü vesselam. Kur'an-ı Kerim'in hakikatından telemu etmiş şualardır. Eee Dostur'uyla derim ki ve memahta ve madahtul Kur'an'ı bi kelimati lakin madahtu kelimati bil Kur'an yani Kur'an'ın hakayık icazını Kur'an'ın mucizeliğini ben güzelleştiremedim güzel gösteremedim belki Kur'an'ın güzel hakikatları benim tabiratlarımı güzelleştirdi ulvilleştirdi. Şuraya bak. Ben diyor Kur'an'ı güzel yapamadım. Güzel gösteremedim. Güzel ifade edemedim. Kur'an'ın güzel ifadeleri benim ifadelerimi güzelleştirdi. Vay be Allah Allah. Madem böyledir. ki Kur'an'ın güzelliği namına Risale-i Nur külliyatı sözler namındaki ayneler. Risale-i Nur nedir? Aynelerdir. Kur'an'ın nurlarının ortaya çıktığı yerdir. Yani çok ayna var. Her asırda mücedditler var. Tefsirler var. Onlar aynadır. Kur'an'ın nurunu çapına göre gösteriyor. Renkliyse renkli ise renkli. Risale-i Nur külliyatı da aynelerdir. Ayneler gibidir. Aynelerin güzelliklerini o aynedarla terettüp eden inayet-i ilahiye ishar etmek makbul bir tahtis nimettir. Yani Risale-i Nur'daki o mana güzellikleri, hakikatları ustadın kendisi değil Risale-i Nur aynasındaki Kur'an'ın hakikatlarıdır. Dolayısıyla Kur Risale-i Nur'u met etmek, takdir etmek, söylemek Kur'an'ın hakikatına hizmet etmek içindir. Çünkü hemen şu soru soruluyor. Yani mesela hocam sorarlar, soruyorlar 27. sözde geçiyor iştihatta. Ee, insanların i̇nsanların iştihatları, yani İmam Azam, Hazretleri, İmam-ı Şafi, İmam-ı Malik, Ahmet bin Hanbel gibi rahmetullahi aleyhi mecmain. Bunların iştihatları beşer değil mi yani? Arzidir yani, semavi değil. Bunların iştihatları, hükümleri, mana çıkarımları nasıl din olur? Beşerin düşünüşü yani diyor. Oysa diyor ki orada hayır diyor semavidir. Niye? Kur'an'ın manaları sıf o sarih değildir. Kur'an'ın her bir ayeti mutadit manası vardır. Her bir mana küllidir. Her asırda ifradı bulunur. Kur'an'ın mutadit manası vardır. Sucunun, gusun, hattın, battın, mutlalağın. Yani mana mertebeleri var. Ama zahirde peki o nedir? Nüfus cüzdanıdır. Benim nüfus cüzdanımı görseniz yolda. Böyle bir adam yaşıyormuş. Böyle bir adam var. Bu şeyi, dini, yaşı, memleketi beni... Ama benim içsel halimi, İç dünyamı, fikriyatımı, duygularımı, isterimi bilebilir misin? Nüfus cüzdanıyla? ile. İşte Kur'an'ı meali nüfus cüzdanı gibidir. İçindeki nihayetsiz mana mertebesi insanın içe, içselliği gibidir. Veya başka örnek veriyorum ustadı vermiş. Elhamdülillahi Rabbil Alemin yazısındaki her bir harf çekirdektir. Lan bir çekirdektir. Kirazın çekirdeği de. Elif bir çekirdektir. Armut olsun. Hen bir çekirdektir narın çekirdeği olsun. Bu çekirdekleri diksek, oradan ağaçlar çıksa, Allah Allah, bir çekirdek ama o ağacı hakkında ne kadar ilmi ortaya çıkar. Yani incirin, maydanozun, havucun, elmanın, armutun ama hepsi bir çekirdek. Kur'an'ın her bir harfi çekirdektir. Manalar ise o çekirdekten çıkan ağaç gibidir. Tamam mı? Tamam. Şimdi i̇mam Azam, İmam-ı Şafi Hazretleri gibi müştehitler Kur'an'ın o çekirdek gibi olan hulasa manasının üstünü açıyorlar. Bir manasını ishar ederek kendi anlayışlarını değil gömülü, gizli, açık gözükmeyen bir manasını izhar ettiklerinden semavidir, beşeri değildir. Üzerine açıyor. Başka bir şey yapmıyor ki. Şimdi neye benziyor? Ben Çekirdeği attım toprağa. Cenab-ı oradan bana buğday verdi, ağaç verdi. Şimdi ben attım diye ben mi halk ettim? Ben mi yarattım aşağı? Ha, o mana mertebesini ilham eden, vahyeden Cenab-ı Hak'tır. Arya vahy ediyor, şeytana vahy ediyor, küre arza vahy ediyor. Daha çocuk iken Yusuf, Yusuf Aleyhisselam kuyuda vahy ediyor. Musa Aleyhisselam'a vahy ediyor, Arya vahy ediyor, Sema'ya vahy ediyor. Peygamber'e de vahiy ediyor. Yedi tane vahiy var. Vahiy bitmemiş ki devam ediyor. Ama mertebeler farklı. Cebrail aleyhisselam peygamere getirdi vahiy ile arıya getirdi vahiy farklıdır. Dolayısıyla o müştehitlerin de çıkarımları kendilerinin değil Kur'an'ın mana mertebesinden bir mertebedir. Dolayısıyla arzi değil yani dünyalı değil semaviyedir. 27. sözde geçiyor. İşte Risa anlattım. Risale-i Nur aynelerinde gözüken manalar da semaviyedir. Başka kimin? ası mücedidlerindeki bütün manalar böyledir. Mezhep imamlarının, İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin, Mevlana Halid-i gibi böyle müştehitlerin şeyleri bizzat semaviyedir. Yani Allah'ın ilhamıdır. İlhamın çeşitlilikleri var. Hayvanlara gelir, ağaçlara gelir, şairlere gelir ama asın imamlara asın imamlarına vahim vazifesini yapan şumulu ilham gelir. Vahim vazifesini yapan şumulu ilham. Şumulu ilham ne demek? Yani onlara gelen manalar kağıda döküldüğü zaman Türkiye'deki herkes istifade ettiği gibi Rusya'daki, Almanya'daki, Afrika'daki hepsine mana olsun diye. İşte Risale-i Nur namındaki aynelerdeki güzellikler Kur'an'a baktığı için diyor ki ben diyor Kur'an'ı güzelleştiremedim. Kur'an'ın tabirlerine uygun bir ayna olamadım ama bendeki o güzellikler varsa diyor onun için bu kadar izah ettim. Benimle alakalı yok. Kur'an'ın güzelliklerinden dolayı böyle olmuş. Yani mesela karanlıkta ayna koysan ne olur? Hiçbir mana ifade etmez ama oradan bir lamba yaksan bir güneşe çıkarsan o ayna aydınlandığı gibi onunla da aydınlanır. risale ve müştehitlerin aynaları aynen böyledir. Burada kesiyorum inşallah. Yani burada şu verildi. Üzerimizdeki nimeti fark edip onu Cenab-ı Hak'tan geldiğini bilip onu tahtisi nimet nevinden bilip Elimizden gitmemesi için gayret etmek gerekiyor. Ta ki şükür görmese elimizdeki nimetler gider. Eğer şükür görürse nimeti Cenab-ı Hak çoğaltır. Evde nasıl yapacağız? Evde teşekkürümüzü yapacağız ki Allah'a da şükredelim. Ufak şey değildir. İnsanlara teşekkür etmeyi bilmeyen Allah'a şükretmez. Kendi üzerimizdeki nimeti de fark edeceğiz ki. Cenab-ı Hakk'a karşı minnettarlığımız olsun. Ya ben neyim ya canım ben hiçbir şey aramıyorum. Öyle de değil. Allah bu nimeti göstermiş. Bu nimeti nasip etmiş. Elhamdülillah bu nimete de sahipleneceğim diye sahipleneceğiz. Kime? Kendimizdeki nimetlere. Mesele buydu. Küfranı nimet olmasın, iftihar olmasın. Ondan sonra ikisinin ortası. Evet bende bir güzellik var. Nedir o? O elbiseye aittir. Hangi elbise? Vücut elbisesi. Başka? Akıl elbisesi giydirmiş. Başka? Kalp elbisesi giydirmiş. Ruh elbisesi giydirilmiş Bunlar hatta ruha iman elbisesi giydirilmiş diyor. İmana elbise diyor. İmanınıza, şey, ruhunuza iman elbisesi giydiriniz ki hem dünya hem ahiret ateşinden emin olasınız. İman hullesi. Buydu yani. Mevzu herhalde biraz hulası etmeye çalıştım. Vahir vahum en ilhamdülillah Rabbil alemin el Fatiha.